Arkadaşlar merhabalar hepinize. Bu dersimizde Quantifiers'ta 6. partımız olan Each, Every ve Enough'la devam edeceğiz arkadaşlar. Each sayılabilir ve tekil isimlerle kullanılır. Her biri, her bir ya da her biri anlamına gelmektedir arkadaşlar. Burada dikkat etmem gereken each'ten sonra singular noun yani tekil bir isim kullanırım. Each day I wake up and try to live life to the full. Güzel bir söz arkadaşlar. Mutlaka çevresini yapın. Each day. Dikkat etmem gereken each'ten sonra day'i ne olarak kullandım? Tekil olarak kullandım. Each party claims theirs is the ultimate truth but none accepts blah blah blah. Yine dikkat etmem gereken each'ten sonra tekil bir isim kullandım. Kullanılan isimden önce bir belirteç varsa tıpkı diğer quantifier'larda olduğu gibi each ile beraber of kullanılır arkadaşlar. Ancak kullanılan isim çoğul, fiil ise tekil çekilmelidir arkadaşlar. İlk defa karşımıza çıktı quantifier'ların içinde. Bu yüzden dikkat edelim. Daha önce çoğul isimlerde hep çoğul çekimliyorduk arkadaşlar. Sadece none'da ve neither'da kullandığımız zaman fiili tekil ya da çoğul çekimleyebiliyorduk. Ancak buradaysa arkadaşlar kullanılan ismimiz çoğul olacak. Ancak fiilimiz tekil çekimlenecek. Yine şık aletebilecek bir bilgidir. Dikkatli olalım lütfen. Each of plus determiner plus plural noun plus singular verb. Şurayı çiziyoruz arkadaşlar. Each of the king's servants. Bakın burada kralın uşakları nedir? Çoğul bir isim kullandım. Ancak fiil çekimine baktığım zaman was. Ya da each of my insects arkadaşlar yine çoğul kullanmış. Gerçi burada çoğulluğu tekilliği çok ayırt edilemiyor arkadaşlar. Devam edelim. Each özneye gönderme yapıyorsa cümlenin ortasında yer alabilir. We will each prepare a presentation. Buradaki each bizim her birimiz. Yani özneye bir göndermede bulunduğu için arkadaşlar ne yapmış? Cümlenin ortasında. Ya da they have each onların her biri anlamında olduğu için yine ne yapmışız? Each'i cümlenin ortasında kullanmışız. Each plus other word. The doctors each decided. Yine aynı şekilde arkadaşlar the doctor each decided to keep the patients under observation ya da we each experience yani burada ne yaptık arkadaşlar? Yardımcı fiilimiz olduğu için cümlede each'i yardımcı fiilden sonra fiilden önce kullandık. Buradaysa direkt fiilli bir cümledeyse arkadaşlar ne yaptık? Özneden sonra direkt each ifadesini kullandık. Be ile beraber kullandığımızda ise arkadaşlar be fiili each'ten önce gelecektir. You are each gibi ya da the organs of the donors were each gibi be fiilinden sonra gelecektir. Each kelimesi nesne zamirleriyle de kullanılabilir. Bu durumda arkadaşlar of kullanılmalı ve fiili tekil olmalıdır. Demek ki each fiilinde çoğul da olsa, tekil de olsa kendisinden sonra kullandığımız isim fiil çekimimiz tekil olacaktır arkadaşlar. Each of them applied. Burada örnek biraz yanlış olmuş sanki. Çünkü burada tekliğini, çokluğunu anlayamıyoruz arkadaşlar. Sadece burada neyi anlayabiliyoruz? Bir kişi zamiriyle kullanılan, nesne zamiriyle kullanıldığı için, bir nesne zamiriyle kullanıldığı için ne yapmış arkadaşlar? Kendisinden önce, each'ten sonra of kullanılmış. Each tek başına hem özne hem de nesne olarak kullanılabilir. Yine arkadaşlar diğer anlattığımız durumdaki gibi ne yapacağız burada? Öncesinde bir gönderme yapacak. Farklı bir cümlede bana each'in ne olduğunu söyleyecek ki ben each'i tek başına kullanabileyim. All the employees want a pay rise. Otherwise each is ready to go on a strike şeklinde. Burada each diye kastettiği nedir arkadaşlar? All the employees'a bir gönderme olduğu için each'i kullanabiliyoruz. Each kendisinden sonra gelen bir yapının parçası olarak cümlede nesneden sonra yer alabilir arkadaşlar. Kendisinden sonra gelen bir yapının parçası olarak cümlede nesneden sonra yer alabilir. Mesela Emma introduced them each. Burada kendisinden önce gelen nesnenin bir parçasıdır. Değil mi? Emma introduced them each to her parents. Tüm ailesine her birini tanıttı. Onların her birini tanıttı. Burada nesneden sonra bir kullanımımız var. Each fiyat ya da miktar bildiren bir ifadeden sonra da kullanılabilir arkadaşlar. These each should worth at least $1,000,000 each. Hani her birinin fiyatı. Yine each burada aslında neye gönderme yapıyordur arkadaşlar?
cümlenin öznesine gönderme yapıyordur. Gelelim bir diğer quantifier'ımız every. Every cümlede sadece sıfat görevi yapar. Kendisinden sonra sayılabilen ve tekil isim, dikkat ediyorum, tekil isim kullanılır. Aslında simple present tense'ten aklımızda kalması lazım. Every day gibi, every month gibi her zaman kendisinden sonra tekil bir isim kullanıyorduk. Every living creature, dikkat edelim arkadaşlar, living creature tekil bir öznedir. Every living creature needs water and air to survive. Ve fiil çekimimiz de yine tekildir arkadaşlar. Anlam olarak every ola çok yakın bir anlamdadır. Hani her ne kadar biz who'la olu kıyasladıysak da every anlam olarak yakındır. Ancak yapı olarak birbirinden farklıdır arkadaşlar. Ve eş anlamlıdır demiyoruz, benzer anlamlıdır. All living creatures. Burada every living creatures nedir? All living creature, every living creature eşittir all living creatures. Farkını görüyorsunuzdur. All'dan sonra çoğul, every'den sonra tekil bir isim kullanıyorum. Every of ile birlikte kullanılmaz arkadaşlar. Ancak every one of şeklinde bir nesne zamiri veya çoğul bir isimle kullanılarak each ile benzer. Hani onları each'in hangi anlamına benzer? Her biri anlamına benzer. Every one of us ya da every one of them ya da every one of determiner artı çoğul bir isim. We should have informed every one of them. Onların her birini. Bu kullanımı arkadaşlar direkt olarak each'in her biri anlamındaki kullanımıyla aynıdır arkadaşlar. Everyone ya da every one of birbiriyle karıştırılmamalıdır. Hani anyone ya da anyone'ın ayrı yazılması gibidir bu da. Everyone belgisiz zamirdir ve herkes anlamında kullanılır. Ancak every one ofsa each anlamındadır arkadaşlar. Yani her biri anlamındadır. Hem canlı hem de cansız varlıklar için. Tıpkı anyone'la anyone of gibi ya da anyone gibidir arkadaşlar. Ayrı yazılanla, birleşik yazılanla birbirinden farklı anlamlar taşır. Burada everyone knows derken herkes biliyor. Ancak burada every one of the suspects derken şüphelilerin her biri anlamındadır arkadaşlar. Every, almost gibi, nearly gibi, virtually gibi ya da practically gibi zarflarla sıkça kullanımı mevcuttur. Ki sınava girecek öğrenci arkadaşlar, close test sorularında özellikle bu kullanım çok sorgulanıyor. Dikkatli olmakta fayda var. I attended the tomato festival almost every year. Neredeyse her sene. Dikkat edelim. Paragrafta karşıma çıktı. Neredeyse her sene, her sene demek değildir arkadaşlar. Tamam mı? Paragrafta karşınıza çıkıyor. Veya eş anlamlı cümle sorusu. Almost every ile every aynı şey değildir. Lütfen bu neredeyse hepsiyle hepsinin birbirinden ayrı olduğunu dikkat edin. Çünkü eş anlamlı cümlelerde öğrencilerin getirdiği sorularda genelde yanlış çıkıyor. Every olumsuz olarak kullanıldığında not every'den önce gelecektir. Yani every not değil de not every individual. Tüm bireyler değil ya da not every road. Tüm yollar değil demektir arkadaşlar. Every her iki haftada bir ya da her altı yılda bir gibi zaman kalıplarını oluşturmak için de kullanılır. He needs to take his medicine every 6 hours. Burada nedir? Her 6 saatte bir. Ya da every 2 years, her 2 yılda bir. Every 3 years, her 3 yılda bir gibidir. Cümlenin içinde every, one of ya da every'den sonra direkt isim kullanımında isme gönderme yapan bir nesne zamiri veya iyilik sıfatı bulunuyorsa bunlar tekil ya da çoğul olabilir arkadaşlar. Mesela every member is to bring, şimdi burada tekil mi çoğul mu? His de kullanabilirsin. Her de kullanabilirsin cinsiyetini bilmediğimiz için. Their de kullanabilirsiniz. Yani buradaki gönderme de tekil ya da çoğul olabilir. Buna da dikkat edelim. Bir grubun her üyesini ilgilendiren bir şeyden bahsediliyorsa isme gönderme yapan zamir ve iyilik sıfatı çoğul olur. When every contestant put on a show, they started. Buradaki they nedir arkadaşlar? Every contestant. Yani bir grubun neyidir bu? Her üyesi ne ilgilendiren bir olay olduğu için diğer tarafta ne yaptık? İsmi çoğul olarak aldık. Çoğul bir zamir kullandık. Geldik enough arkadaşlar. Enough ne demektir arkadaşlar? Yeterince demektir. Ya da yeterli demektir. Sayılabilen ve sayılamayan isimlerle kullanılır enough arkadaşlar. Sayılabilen isimlerle kullanıldığında isim çoğul olur. Enough hem olumlu hem de olumsuz cümlelerde yer alabilir arkadaşlar. I don't think we have enough shelves. Yeterince ya da yeterli rafımız olduğunu düşünmüyorum.
Have we made enough smoked salmon canapés? Maybe you didn't give enough information gibi arkadaşlar. Kendisinden sonra sayılabilir isim çoğul, kendisinden sonra sayılamayan isim tekil formatta kullanılmış. Verilmek istenen ifade açıksa enough ardında bir isim olmaksızın özne ya da nesne olarak birkaç quantifier'ımızda bahsettik, kullanılabilir. Ama unutmuyorum, geçen derste tekrar ettim, bir gönderme olmak zorundadır arkadaşlar. Yani öncesinde o ismi bir defa mutlaka kullanmak zorundadır. Mesela, no more coffee for you today. Şimdi bu cümleyi kurmasa ben you have had enough dediğim zaman karşıdaki ne yeterince? Ne yani yeterince olan ne? Bunun anlamını bilmediği için önceki cümlede mutlaka bahsetmelidir. Ve böyle bir cümlede ben enough'ın buradaki kafeye refer ettiğini anlayabiliyorum arkadaşlar. İsmin önünde bir belirteç varsa enough of kullanılır. Enough of plus determiner, object pronoun ya da noun. We have enough of these. Değil mi arkadaşlar? Ne var burada? Bir belirteç var. Ya da enough of my. Ne var burada? Bir belirteç var arkadaşlar. Enough of that. Yani ismin bahsettiğimiz buradaki silly programs'in önündeki determiner ya da caprices'in önündeki my ya da attitude önündeki that gibi arkadaşlar determiner olduğunda enough'ı of'la beraber kullanırız. Bazı durumlarda da arkadaşlar the enough yerine kullanılabilir. I didn't have the strength. Hani o güce sahip değilim. Aslında burada ne vardır? Eş anlamlı cümlelerde çok işimize yarayabilir. Öğrenciler diyor mesela hocam burada enough anlamı yok ama orada zaten kastettiği şey yeterince güçlü değil demek, o güce sahip demek, o güce sahip değil demektir arkadaşlar. Bu yüzden bu nota iki tane yıldız atabiliriz arkadaşlar. Çünkü eş anlamlı sorularda çok çok güzel bir soru oluşturulabilir. Burada the strength diye kastettiğim şey aslında enough strength'tir. I didn't have the strength. O güce sahip değilim demek, yeterince güce sahip değilim demektir. Son olarak time ve room sözcükleri enough kullanılmadan da aynı anlamı verir arkadaşlar. Mesela Mr. Shuffle has time. Aslında burada zamanı var dediğimiz zaman nedir? Yeterince zamanı vardır. Veya she doesn't have room. Burada söylemek istediğimiz nedir? Yeterince odası yoktur demek istiyoruzdur arkadaşlar. Bu yüzden bu kullanıma da dikkat edelim. Time ve room enough olmadan da enough anlamı verir gibi kullanılır arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herhangi bir soru vesaire olursa lütfen videonun altına yorum olarak bırakın. Bir sonraki dersimizde yine quantifier'lara devam edeceğiz arkadaşlar. Uzun bir konu ama çoğu gitti, azı kaldı diyebiliriz. Lütfen dediğim gibi takıldığınız en ufak yerde soru olarak bırakın. Dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum.